أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا أرحم الراحمين. Mesnevi Nuriye 10. Risale ve kaldığımız yer Eylem Eyyühen Aziz, Müslümanları lehviyat-ı nevmiye mesabesinde olan dünya hayatına davet edenlere karşı bunu yapmamalısınız ve Kur'an talebelerinin nasıl böyle bir ondan sonrasını okumuştuk ve evet felsefe talebesiyle medeniyet tilmizleri Müslümanları ecnebi adetlerine ittiba ile ecnebi adetlerine tabi olmak ile şerait şair-i İslamiye'yi terk etmeye davet ettiklerinde Kur'an talebeleri onlara şöyle bir mukabelede bulunurlar demişti. Ve çok önemli bir örnek ile Kur'an talebeleri onlara der ki, önümüzde ölüm bizi bekliyor, sehpa ağacı bizi bekliyor. O sehpa ağacının ne olduğunu anlamamız lazım. Kur'an der ki, bu sehpa ağacı ebedi hayata götürmek için yaratıcının, Halık'ın bizim önümüze koyduğu bir çeşit araç, fakat vasıta, hani araba gibi, otomobil gibi, onun çok güzel bir örneğini verdi. Yaratıcıya inanmayan, şu kainatın bir sahibi olduğunu kabul etmemekte direnen insanların, insanın gerçeği, şu kainatın gerçeği olan ölümü dar ağacına benzetirler, asılmaya gidiyoruz diye. Başka çareleri yok çünkü şu kainat sahipsiz, kendi kendine böyle oluşmuş. Öyle olmuşum ki doğmuşum, öyle olmuş olacağım ki öleceğim. Bundan kaçınmak yok, dar ağacı beni bekliyor, mutlaka bir gün beni asacaklar. Nasıl, kim asacak? Tesadüf. Tesadüf bana vücut verdi, tesadüf beni asacak diye bir anlayışla yaşıyor adamın hayatı bu. Hatta onlar biliyorlar, çok iyi biliyorlar ki insanın ilk doğumundan önce hücreleri artık ölüme hazırlanmak üzere, çoğalma tarzı mıdır, her neyse teknik bilgim yok benim. Yani hücreler bize diyor ki sen ölmeye mahkumsun. Daha doğdum, yeni doğdum. Ölümden haber vererek doğuyorum. Yani burada geçici olarak varsın. Kur'an talebesi der ki, arkadaş bak, eğer ben yaratıcıyı tanımazsam, Kur'an'ın eğitimiyle, Kur'an'ın gözüyle varlık alemine tahlilini yapan, analizini yapan insan, ben bu kainatın her şeyiyle işaret ettiği, delalet ettiği, manasını devamlı bak benim bir yaratıcım var diye ifade ettiği şu alemde eğer ben buna kulağımı tıkar, madde kendi kendine var der geçersem, insanım ben, insani duygularım bana diyor ki varlığım, hayatım en mutlu bir şekilde ebediyen devam etsin. Hiç zorluk çekmeyeyim. Bunun üzerine Ee,
ya Tanrı tanımaz diyorlar Türkçe'de ona, öyle bir kelime uydurmuşlar. Yaratıcıyı tanımayan insanlar, maddenin kendisi esastır, o böyle devam edip gidiyor zaten diyen insanlar, öleceksin, bunun kaçınılmaz bir yolu yok, dar ağacına asılacaksın diyenler, Kur'an'ın getirdiği mesaj ile, ki kainat da devamlı ona şahitlik yapıyor, zaten biz Kur'an'ın doğru söylediğini, eğer kainatın şahitliğine müracaat etmezsek tasdik edemeyiz ki, körü körüne Kur'an taklit edilmesi Kur'an'ın istemediği bir yoldur. Kur'an beni körü körüne taklit et demiyor. Kainata bak, şahitliğini görürsün. Şu kainatı yaratan olarak ben sana böyle bir de alternatif haber veriyorum diyor. Evet. Kur'an'ın talebesi der ki bak, bu dünya böyle muazzam, mükemmel, çok anlamlı olsun da bunun varlığını tesadüfe izaf edeyim. Bunu yapmak benim insaniyetime, aklıma, zihnime, ruhuma, nefsime, hiçbir şeyime uygun gelmiyor. İnsaniyetime ters. Ama bakın şu kainat diyor ki benim yaratıcım mutlaktır. Sizi böyle yaratıp sonra da idam etmez diyor. Bu mesajın gözlüğüyle bir daha kainata baktığım zaman gerçekten her şey anlamlı diyor. Yani Kur'an'ın kendi ifadesiyle Nuh'un gemisini peygamberlerin getirdiği mesaj vasıtasıyla kurtuluşa kapı açıyor. Demek ki dedi, bu çok önemli bir söylem tarzı idi. Nursi de bunlara çok dikkat etmek lazım. Nursi'nin kitaplarını okuyanlar çok dikkat etmeleri lazım. Bir, evet, ölüm yokluk değil, yaratıcının insanı donattığı o özlem, ebedi mutluluk duygusunu karşılayacağı bir aleme transfer etmesi için bir vesiledir. Bunu anlatırken, bu mesajı anlatırken yine Kur'an'ın temsillerinden bir örnekle anlatıyor. Nuh'un gemisine binersin, yani o dar ağacı dediğin odunlardan Nuh'un gemisini yaparsın. Böylece bize müellif diyor ki, haber veriyor ki, Nuh'un gemisi örneği Kur'an'da insanın şu alemi anlamsız, maksatsız, sahipsiz yorumlamasına karşı peygamberlerin getirdiği mesaj, hayır dikkat et, anlamı var, dikkat et, sahibi var, dikkat et, maksadı var, sen bir insan olarak bunu anlayabilirsin diye dikkatimi çekiyor. Ve ben de dikkat ettiğim zaman, kainatı dikkat ettiğim zaman, Kur'an'ı körü körüne taklit ettiğim zaman değil, kainata dikkat ettiğim zaman anlıyorum ki gerçekten bu varlık aleminin bir anlamı var, sahibi olması lazım, tesadüfen olamaz. Her şey en ince detayına varıncaya kadar sonsuz anlamlı. Böyle bir tek anlam da değil, anlam, mana katmanları içerisinde var oluyorlar. Bu anlamlar hep de işaret ediyor ki bizim yaratıcımız mutlaktır, bizim yaratıcımız senin de yaratıcındır. O seni yalnız bırakmaz, o yaptığı her işi hikmetle yapar. Sana ölüm veriyorsa onun da bir hikmeti var. Seni ebedi bir hayata transfer edecek haberini veriyor. Böylece o Kur'an'daki geçen temsil, Nuh'un gemisine binenler kurtuluyorlar, binmeyenler harap olup sele kapılıp boğuluyorlar temsilinden anlıyoruz ki Nuh'un getirdiği mesaj ile kainatı yorumlayanlar kurtuluyor, o mesaja tabi olmayanlar tabiat, tesadüf, materyalizm,
maddecilik seline kapılıp boğuluyorlar. Her gün ölüme doğru gittiğini düşünerek, yokluğa gideceğini düşünerek her gün onun için bir boğulma hayatı, bir boğulma tecrübesi yaşatmış oluyor. Böylece de biz anlıyoruz ki bu referanstan, Nursi'nin vermiş olduğu bu referanstan anlıyoruz ki Kur'an'daki anlatılan peygamber menkıbesi olsun veya temsiller şeklinde anlatılanlar olsun, bunların hepsini biz mecazi manalarını anlayacağız. Yoksa bir zamanlar Nuh diye birisi varmış, o peygambermiş, Allahümme salli ala salli aleyhi ve sellim diyerek, yani peygambere selam olsun diyerek, aleyhisselam diyerek geçiştirip ona ne yapmış? Sel basmış. Yapma ya, her tarafı basmış. Öyle mi diyoruz? Nereden bildin? Valla öyle diyorlar diyoruz. Kur'an öyle söylüyor diyoruz. Peki Kur'an'ın böyle söylediği haberinin doğruluğunu nereden bildin? Biz Müslümanız, Kur'an'a inanırız diyoruz. Bakın şimdi iç çelişkilere bakın. Hep birbirini takip ediyor. Sonra ne olmuş? Ya bana film mi anlatıyorsun, tiyatro mu anlatıyorsun? Böyle Kur'an okunmaz ki. Sonra işte Nuh bir gemi yapmış, Allah ona gemi yap demiş. O gemiye binenler kurtulmuş. Vay be, biletlerini ödemişler mi? Yok kardeşim, o zaman bilet yokmuş. Böyle saçmalık olmaz. Böyle Kur'an okunmaz. Bunlar hep bana bir mesaj veriyor. O gemi peygamberlik vazifesinin ifa edildiği bir gemidir. Peygamberlik ne demektir? Sel basması ne demektir? İnsanın o selde boğulması ne demektir? Peygamber mesajına göre, peygamberlerin getirdiği mesaja göre bunları, böylesi mesajları nasıl okumamız lazım geldiğini anlatıyor. Bir Kur'an talebesi olarak ve Kur'an'ın getirdiği mesaja itiraz edenlere de Kur'an talebesi diyor ki, bakın sizin dar ağacı diye gördüğünüz o dar ağacı için kullanılan malzemeler var ya, onlar birer Nuh'un gemisi malzemeleridir. Kur'an veya vahiy o malzemelerden nasıl gemi yapılacağını öğretiyor. Gel dikkat et, sen de bir dinle, taklit etme. Körü körüne tabi olmak için değil. Dikkat et, ne diyor canım, bir de sen bak diyorlar. Peki, bir de bunu aldıktan sonra, yani böyle bir mukabelede bulunduktan sonra, felsefe talebesi demek diye konuşmuştuk. Ne demek? Bu kainatın sahibi yok, kendi kendine oluşmuş bir madde yığınından ibarettir. Nasıl oluşmuş? Vallahi ben de bilmem ama oluşmuş işte. Ya taklitçiliğin, mantıksızlığın, hurafeciliğin bu kadar daniskası olmaz. İnsansın, vallahi bilmem, oluşmuş işte. Ya oluşmuş da nasıl oluşmuş? Sen insansın, sorsana. Peki biz Müslümanız, Allah yarattı, o da olmaz. Nereden bildin Allah'ın yarattığını? Nereden biliyorsun Allah'ın yarattığını? Ve bakıyorum, ya bunu zaten öyle tabiat kendi kendine oluşmaz ki. Akıllı, bilinçli, tercihlerle yapılmış işler görüyorum. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Ama bizim dinimizde biz Allah'a inanırız, kainatı o yarattım diyor, öyleyse o yaratmıştır demek. Aynı şekilde herhangi bir dine mine inanmayan, tanrı tanımaz diyorlar, ateist diyorlar. O tip bir anlayışın usulüyle düşünüyorsun demektir. Aynı usulü takip ediyorsunuz. İkisinde de gerekçe yok. İkisinde de insaniyetin kullanılması yok. İkisinde de taklit var. İkisinde de yaratılıştaki gerçeğe sırtını dönüp tembellik yapmak var.
Ama canım hiç olmazsa birisi Allah'ı kabul eder. Onu bilemem. Hiç olmazsa neden? En azından bu kişinin mutlaka ya şu kâhına çok muazzam, bunun mutlaka bir kasıtlı, bilinçli, şuurlu yapıcısı vardır dedi. Oldu. Bu kadarıyla oldu. Ama devam etmedi. Ama bu kadarıyla doğru. Bir zerrecik, doğru bir hardal tanesi kadar iman var. Okey. Buna tamam diyoruz. Ama bu Kur'an'ı anlamak, Müslüman olmak, İslamiyet'in getirdiği mesaj ile yaratılışı anlamlı kılmak anlamına gelmez. Ama hiç de yok değil, trilyonda bir var demektir. Milyarda bir var demektir. Eğer bu da yoksa o zaten inanmakla inanmamak arasında, yani ben bu yolu seçtim, sen bu yolu seçtin, niye bilmem der gibi bir şey. Hadi sen buradan git, yok canım ben de buradan gideceğim der gibi bir şey. Karşıt bir yola çıkacağım, sen oradan gidersen git, ben de buradan gideceğim der gibi bir şey. Demek ki biz böyle Kur'an'ın getirdiği mesajın nasıl anlaşılması lazım geldiğine dair bu parçada çok önemli bir örnek görüyoruz. Ama Nursi'ye dikkat etmezsek anlamayız. Nursi'ye dikkatle okunması gereken bir müelliftir bu. Öyle kelimeleri rastgele falan kullanmaz. Bilinçli bir şekilde Kur'an talebesi yetiştirmek üzere, Kur'an'ın nasıl anlaşılması lazım geldiğini öğretmek üzere yazar. Yoksa bilgiçlik taslamak için yazmaz. Hani ben çok dini bilgileri bilen birisiyim, siz cahilin birisisiniz, bak ben ne kadar bilgi sahibiyim diye gösteriş yapmak için yazacak bir adi adam olduğuna dair bir işaret yok onun yazılarında. Dikkatli muamele etmek lazım Risale'yi. Böyle sıradan bir alimin kitabını okur gibi okunmaz ya da övülmek için okunmaz Risale'yi bunlar. Peki efendim. Geldik ve keza şimdi aynı Kur'an talebesi, o felsefe talebesi dediği, yalnız bu bir üniversitenin felsefe bölümünde okuyan talebe anlamına gelmez, haşa, böyle yüzeysel anlamayın. Vahyi hiç dinlemeyen, kainatı kapalı kutu, daha da doğrusu kapalı anlamsız bir kutu muamelesine tabi tutan insan tavrına felsefe adı verilir Risale-i Nur'larda. Bu insanların işte biz doğduk, gelişeceğiz, hayatın tadını çıkaracağız, sonra da ölüp gideceğiz diyen insanlara verdiği cevapta devam ediyor. Ve keza sağ yanımızda fakir yarası, solda da aciz, zaafı cerihası vardır. Yani insan bir yönüyle kendine bakıyor. Hiçbir şeye sahip değil kendisi. Neden? Fakir. Ne demek fakir? Malı yok demek. Ama efendim benim malım var. Ama bak dikkat et. Neyin var? Arazim var. Öldüğünde bitti. Senin olmadığı belli oldu. Apartmanlarım var, evlerim var. Öldüğünde bitti. Senin olmadığı belli oldu. Apartmanım benim diyorsun. Zelzele gelip götürüyor. Zelzele gelmese senin hayatın zelzele zaten. Her zaman sallanıp duruyor. Ne zaman öleceğin belli bile değil. Hiç kimse ben yarın kesinlikle yaşayacağım diyemez. Dolu insan var, bugün yaşıyorlar. Yarın da yaşamayı ümit ediyorlar ama günde en az 300 bin kişi kesin ölüyor diyorlar. Yani bu rakam eskidendi, şimdi büyümüştür çünkü nüfus büyüdü. Bilemiyoruz ama yani onlar da yarın yaşayacaklarını düşünüyorlardı. Bunun içinde genç var, ihtiyar var, çocuk var, her birisi var. Mutlaka ölmek için ihtiyar olmak gerekmez. Yani ölüm hiç kimsenin kaçamayacağı ve her zaman yanı başında olan bir gerçek. Şu yaratılışın gerçeği. Bana sen ölümden kendini garanti altına alamazsın diye haber veriyor bu tür bir yaratılış. Peki ben fakirim, malım mülküm yok.
ne demek bu? Ben, bakın, hiçbir şeyin, bu benim malımdır, bu benim olacaktır ve benden başka kimse bunda tasarruf edemez. Sanki onlar biz ölünceye kadar diyorlar ya, ben bunun kesin sahibiyim, bundan faydalanacağım, istediğim gibi tasarruf ederim dediği zaman çok komik bir iddia. Toprak benim diyorsun. Nereden buldun toprağı kardeşim? Ne senin? Şu anda sen kullanıyorsun. Taş benim diyorsun. Beton benim diyorsun. Şu anda sen kullanıyorsun. Betonu ne yapan sensin, ne yaratan sensin, ne kendisine kesinlikle benim istediğim şekilde olacaksın diyen sensin. Sen fakir birisisin. Hiçbir malın mülkün kendine ait, kendini istediğin gibi tasarruf edebileceğin bir şey değil. Bugün diyorsun ben bir araba aldım, ertesi gün bakıyorsun ya bir arıza çıkar ya bir trafik kazası gelir veya 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl kullanırsın, arızalanır, atarsın, bitti. Demek ki sen yalnız bir kullanıcısın, kesin malik değilsin. Ne sultanlar vardı, bu ülke benim diyorlardı. Bak ne olduklarını gör. Neredeler şimdi? Ülke kimin? Yani ülke kimin diye. O da saçma bir laf ama öyle diyorlardı ya, bu vatan benim falan diye. Nerede o bu vatan benim diyenler? Görüyorsun, hiç de onların olmadığı çıktı ortaya. Fakirlik bu. Peki aciziz diyor, böyle bir yaramız daha var. Bu fakirlik yarasından kendimizi kesin kurtaramıyoruz. Yani ben fakir olmayacağım de imkanı yok. Her zaman gerçekten fakirim ama toplumdaki tarif edildiği şekilde birisinin 10 lirası var, benim yok, ben fakirim anlamında fakir değil bu. Bu varlık anlamında fakir. Kendi varlığıma kendim sahip çıkamıyorum. Ben varlığımı kendim benim, sen benim malımsın, istediğin gibi kullanacağım diyemiyorum. Bugün şöyle kullanacağım, böyle kullanacağım derken, ben istediğim gibi kullanıyorum derken bakıyorsun içinde, kendi varlığının içinde bunu kullandığını zannediyorsun ama yarın öleceksin ve bir daha bunları elde edemeyeceksin ve senin olmadığı kesin belli. Niye riyakarlık yapıp da benimdir diye iddia ediyorsun diye? Benim içinde bana bunu hatırlatan duygu var. Öldüremiyorum bu duyguyu. Yahu sen sus, benim diye tutturdum gidiyorum işte. Niye benim şimdi ne güzel ağzımın tadını bozuyorsun? Diyorum kim bu? Ben. Benim kendim ağzımın tadını bozan benim. Ya ben kendime sahip değilim. Kendimdeki duyguyu sen çalışmayacaksın diyemiyorum. Nasıl bu insan der ki ben kendime sahibim, ben fakir değilim, benim şöyle şöyle malım var der, mülküm var der. Kendine sahip değilsin sen. Bırak sahibi olduğunu iddia ettiğin herhangi bir malın, mülkün. Bu bir. İkincisi acizim. Yani kudretim yok, gücüm yok. Hiçbir şeye varlık veremiyorum. Hiçbir şeyi benim istediğim gibi yapamıyorum. Bu da bir yara. İnsanın kendi varlığında, sanki varlığının özünde, sankisi fazla, varlığının özünde olan bir yara. Bu yarayı bir türlü kapatamaz. İmkanı yok. Aciz ve fakir ismiyle alınan, gücün yok, gücün yetmiyor ve buna ilaveten kendim yapamam ama param var, malım var, mülküm var, birilerini görevlendiririm, onlar benim ihtiyacımı karşılar diyecek. Malın da yok, paran da yok. Hiçbir şeye sahip değilsin. Yalnız bir şey senin üzerinde tasarrufta bulunuyor. Sana vücut veriyor, seni büyütüyor, senin ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde bir kainat içinde seni yaratıyor ve onları karşılayan
ihtiyaçlarını karşılayan o. Ben diyorsun paramı verdim, aldım, yedim, içtim, sıhhatime düşkünüm ben diyorsun. Sağlıklı yemek yerim diyorsun. Yaratıcı maratıcı yok diyorsun. Peki yediğin patatesi kim yarattı ya? Yediğin veya nefes alıyorsun, havayı kim verdi sana? Nefes aldığın nefesi, alma gücünü kim verdi? O nefes hücrelerine kim dağıtıyor? Sen mi dağıtıyorsun? Haberim bile yok. Haberim bile yok. O hücreler gidiyormuş, kanı temizliyormuş. Senin dünya, senin elini bile temizlemeye gücün yok. Bırakın kanını temizleyeceksin. İnsanın gerçeği bu. Bu aciz ve fakir insanın varlık yarasıdır. Peki bu yaralar bizi mutlaka rahatsız etmek zorunda mı? Hayır, bu yaralar bizim gerçeğimi anlatmak için, gerçeğimizi anlatmak için varlar. Bu yaralar olmasaydı biz her birimiz firavun olurduk zaten. Bu yaralar sayesinde birazcık kendimizi kurtarabiliyorsak ona şükredelim inşallah. Peki aciz ve fakir yaraları vardır. Eğer Kur'an'ın talebesi cevap veriyor. Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen, yani bunların gerçek varlık nedenini Kur'an'ın gösterdiği önderlikle, rehberlikle bir daha düşünüp anlarsan, Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi etmek bu demek, bir daha düşünüp ya bunlar tesadüfen olamaz ki. Benim vücudumda hiçbir şey tesadüfen kendi kendine var olmuş olamaz ki. Her şey anlamlı bir şekilde bir bütün insan teşkil edecek maddi ve manevi yönüyle, yani fiziki yönüyle, bir de duygusal yönüyle her şey tam bir harmoni halinde, kainatın bütünlüğü içinde varlığını devam ettirecek şekilde var ediliyorlar. Ben var etmiyorum ki. Elimi ben yapmadım, ayağımı ben yapmadım, ciğerlerimi ben yapmadım, karaciğerimi, böbreklerimi, sindirim sistemimi, sinir sistemimi, duyma, işitme, duyma, görme, anlama, tad alma, hiçbir organımın hiçbir tek en küçük bir malzemesini dahi ben yapmadım ki. Bana verildi. Çok basit. Ben böyle yapıldım. Çok basit. Çok 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 basit. Kur'an bu tedavi yöntemini sen yapılmışlığın aracılığıyla bir yapıcının olduğunu, senin bir sahibinin olduğunu anla. O zaman senin devam ediyor. Kur'an'ın ilaçlarıyla tedavi edersen fakrımız rahmet-i rahmanın ziyafetine şevk ve iştiyaka inkılap edecektir. Benim mutlu olmaya ihtiyacım var. Ebedi yaşamaya ihtiyacım var ama ebedi yaşayıp da rezil olmak istemiyorum ha. Yaşlanıp da el ayağa düşmek istemiyorum. Ya her zaman genç, her zaman her şeyin farkında olan, zevkle yaşayan bir varlık olmak istiyorum diye duygu var sende. O duyguya karşı Kur'an diyor ki, evet seni yapan ben, o duygunun aracılığıyla benim rahmetimin sonsuzluğunu anlayasın diye böyle yaptım diyor. Bakıyorsun, eğer benim yaratıcımın değilse bu nereden geldi diyorsun, cevap yok. Kimse cevap veremez. İnsan duygularının, insan vücudunun, her şeyinin ama nereden geldiğine o kainatın bizzat kendi içinde cevap kesinlikle bulamaz. Kimse de bulamamış. Bizi efendim science açıklayacak, bilim açıklayacak diye palavra atarak bizi oyalamalarını yutmayacağız. Çünkü kainatın içinde araştırsan var edilmişler bulacaksın. Çünkü kainatın tümünün kendisi var edilmiş olduğu her türlü halinden belli. İnsanız, anlıyoruz. Ya bir yere gidiyorsunuz veya bir şeye bakıyorsunuz. Ne bileyim, ben şimdi baktım pencere gördüm.
Şimdi pencereye baktığım zaman hiçbir zaman pencerenin kenarındaki kenarını oluşturan tahtalar, orta kısmını oluşturan camlar kendi kendine oluşmuş diyecek dünyada 6,5 milyar insan var diyorlar. Vallahi bir tanesi çıkmaz ki ben kesin inanıyorum bunlar kendi kendine oluşmuş desin. Hiçbir insanın böyle bir ahmaklığı onaylayacak kabiliyetiyle yaratılmamışlar. Yok böyle bir şey. Ama adam bir basit bir tencerenin bile malzemelerinin kendisinin yapmadığından %100 emin iken, kainatın bizzat kendisinin malzemeleri bizzat kendi kendilerini yaptı diyecek kadar adi olduğu bir döneme rastlanmadı insanlık tarihinde. Yani insanların tarihinde Allah'a inanırım, inanmıyorum diyenler vardı da, o inanmayan, inanmıyorum diyenler kendilerine takdim edilen dinin tarif ettiği Allah'a inanmıyorum. Var bu sır, bu dünyanın varlığında bir sır diyorlardı. Bu yeni yetmeler kesinlikle bu fikir devam etmez arkadaşlar. Kesinlikle bu anlayışı insanlık yutmaz. Çok kısa bir zamanda bilim dediğimiz, ilim dedikleri, açıklayacak dedikleri yalanın çok kısa bir zamanda yalan olduğu kendileri tarafından itiraf edilecek, ben eminim bundan. Ne zaman bilmiyorum, bundan her gün düşünüyorum. Bir gün bu kendi kendini intihar edecek bu dinsizlik felsefesi. Kendini yok edecek. Kendini yok edecek. Diyecek ki ben kainatın nasıl var olduğunu falan izah edemeyeceğimi anladım. Böyle bir iddiadan vazgeçiyorum diyecek. Çünkü kainatın içine insanlar daldıkça daha muhteşem bir sahneyle karşılaşıyorlar. Gerek makro dünya dediğimiz göklere çık, galaksileri incele, yıldızları incele, gittikçe ağzı açık bırakan hayranlıkla seyredeceğimiz bir tabloyla karşılaşıyoruz. Gerekse küçük dünya dediğimiz hücrelerin, atomların içine gir. Efendim bu nedir? Bu hücre ya, eskiden diyorlardı. Çok eski değil kardeşim, 100 yıl önce diyorlardı ki bu hücre denilen şey İnsanın maddi, biyolojik bedeninde bir torbacık diyorlardı bu adamlar. Torba diyor. Yani içerisinde biz bohça deriz ya. İşte torba diyor. Öyle komik bir tarif getiriyorlardı. Şimdi ne oldu bu torba biliyor musunuz? Kütüphanelere sığmayacak ciltte eserlerin yazılacağı bilim kaynağı oldu, ilim kaynağı oldu, hikmet kaynağı oldu. Geçtikçe sonunun gelmeyeceğinin anlaşılacağı bir dünya var. Korkma, imanından korkma. Bunun bir yaratıcısı var, bu alemin sahibi var dediğin zaman... Ama bilim yapanlar öyle demiyorlar diye kendini kandırma. O serseri televizyon, radyo gibi malzemeler beyin yıkamak için koca koca manşetler atarak ya da haberler yaparak aman efendim şöyle bir şey bulundu, keşfetti, ilim işte geliyor sonuna yaklaştı. Kainatın ilk, onlar kainat demezler, evren derler. Evrenin ilk oluşumuna eksi bilmem kaç saniye varıncaya kadar yorumu yapılıyor. Ya ne yapılmıyormuş? Eksi bir saniyesinden öncesi, hatta eksi milyonda bir saniyeden önceki olanın yorumu yapılamıyormuş. Onu da yapacaklar ve kainatın nasıl kendi kendine tesadüfen oluştuğunu anlatacaklar. Sen beni aptal mı zannediyorsa, değiştikçe altından daha muntazam, daha bilinçli, daha kasıtlı,
bir yaratılış biçiminin gerçekleştiğini görüyorsun. Arkasından da ben dünyayı izah ettim diyorsun. Nasıl izah etmiş biliyor musun? Bir şey patlamış. Yok böyle efendim ona ilmi isimler, bir teknik isimler taktı diye bir numara var zannetme. Ben bir şey dedim, alim cahil ya, fiziği hiç okumamış falan da zannetme. Çünkü onun ne at takarsa taksın, söylediği şey senin benim günlük hayatta kullandığım bir şey. Bilmem ne olduğunu bir şey. Patladı. Kim patlattı? Baban mı patlattı? Kim patlattı onu? Dağılmaya başladı. Kim dağıttı kardeşim? Dağılmak diye bir kavramı nereden çıkarttın? Atom ne bilir dağılmayı? Şöyle bir genişleyelim arkadaşlar diyecek şekilde dağılacak. Kendi kendine üretmeye başladı. Ya sen beni delin, aptal mı zannediyorsun? Ne diyorsun sen? Kendi kendini üretmeye başladı. Böyle döne döne döne. Kim döndürüyor bunu? Deden mi döndürüyor? Kim döndürüyor bunu? Dönmüşler. Neye öyle dönmüş? Ya bana peri masalı mı anlatıyorsun? Ben bunun kuralını biliyorum. Tabii ya, dönüşün bir kuralı var. Baban koymadı ki onu. Onu döndüren var. Ona dönme hızı veren var. Onu böyle bir düzen içerisinde vücut veren var, varlık veren var. Kendi kendine oldu diyecek aptal mısın? Sen insansın, insaniyetini kullansana. İşte Kur'an'ın talebesi diyor ki, eğer şu dünyanın faniliğine dikkat edersen, kendinin de her şeyin, yalnız insanın değil, ne ben kendi varlığımı garanti altına alacak kudrete, kuvvete sahibim, ne de ağaç, ne de dünya, ne de galaksiler, hiçbir şey, ne de atom. Kendi varlığını devam ettirecek garanti altına alacak bir özelliğe sahip değiliz. Hiç kimse değil. Hep var ediliyoruz. Var edene işaret etmek üzere, beni var edeni şu özellikleri var demek üzere. Pencere örneğine döndüğümüzde bakıyorum beni birisi yaptı diyor. Ondan sonra bakıyorum pencerenin yapı şekline, insanım ben. Öyle bir dindarmışım, Müslümanmışım, bırakın onları. İnsanım ben, bakıyorum pencerenin yapılış biçimine, diyorum iyi bu ustaymış. Güzel hesaplamış, çok güzel kapanıyor, hiçbir yerden rüzgar gelmiyor, hava sızmıyor. Bayağı başarılı birisiymiş, iyi tecrübeler edinmiş falan gibi bir şeyler çıkartıyorum. Nereden çıkarttın bunu, ustasını gördün mü? Nereden onun başarısını nereden gördün diyene, kardeşim diyorum git serseri olma, insaniyetini kullan, aptallık yapma. Sen de biliyorsun ki bu pencerenin yapıcısı var. Bu bilinçli bir tercihin eseridir, sonucudur. Ben insaniyetimi kullanıyorum. Neysem oyum. Ben olarak bundan başka bir sonuca imza atamam. Bir sonucu onaylayamam. Yani bu pencere kendi kendine oluşmuş. Bunu bana, silahı kafama dayasan söylettiremezsin. Çünkü söylesem bile yalan. Dilim söyler, kalbim vallahi de billahi de olmaz der. Senin de der. Yalnız benim değil. Senin de der. Bir pencerenin kendi kendine oluşamayacağını. Sen de dersin. Ağacın kendi kendine oluşacağını nasıl söylüyorsun? Ağaç trilyon defa, hatta fazla, sonsuz defa pencereden daha harika. Pencere kendi kendine oluşamaz. Ağaç oluşmuş. Bunu kim söylüyor biliyor musunuz? Bu serserilerin baş papazı, öyle diyelim, papazları da ayıplamayalım da. Papaz demek kötü adam demek değil. Bilmiyoruz. İnsan insandır. Bu sözlerin baş sözcüsü söylüyor bunu. Diyor ki sen bir pencereye bakarak, bir kapıya bakarak bunun mutlaka bir yapıcısı olması lazım. Kendi kendine olamaz dedim diye bir midyenin kabuğuna bakarak da
Vidya'nın kapı da kapı gibi çalışıyor. Onun da kendi kendine olamayacağını söylemen bilime aykırı diyor. Hay aptal var. Bu adama filozof diyorlar. Gel de gülecek misin, ağlayacak mısın anlamıyorum. Gerçekten var. Ağlayasım geliyor. Zavallı adam. Niye? Bilim bunu izah eder diyor. Kendi kendine oluşmuş, gelişmiş diyor. Kapının yapıcısı var biliyorsun da ondan. Ya ben aklımı kullanıyorum kapının yapıcısını değil. Kapının yapılış biçimine bakıyorum. Oluş biçimine bakıyorum. Bu bilinçli bir tercihidir. Kapıda da bu bilincin kaynağı yok. Midyenin kabuğu da bilinçli bir tercihtir. Midyede de bu bilincin kaynağı yok. Midye dediğin şey atomların, partiküllerin toplamından ibaret. Bana hikaye mi anlatıyorsun? Çocuk mu avunduruyorsun? Veya uyumam için masal mı söylüyorsun? Ben insanım kardeş. İşte bu adamlara filozof diyorlar. Bilim adamı diyorlar. Bilim adamlarıyla ilgimiz yok. Bir adam iyi niyetle çalışır, şu sonuca varır veya bir başka sonuca varır. O insanın tercihidir. Her kainatı inceleyen mutlaka böyle bir sapıklık içindedir anlamına gelecek şekilde bilim adamlarını kökten aptal ilan etmek yanlıştır. Zaten bilim adamlarının içinde bakın kendiniz de bilenler var aramızda. Onların çoğu da inanmıyorlar da böyle bir dil ile konuşmadıkları zaman yaptıkları araştırmaların makaleleri yayınlanmıyor. İyi dikkat et. Adam doktorken doçent, doçentken profesör yapmıyorlar. Otoriteyi ele geçirmişler, yapmıyorlar. Onun için adam öyle görünüp gidiyor. Geçiniyor yani. Peki doğru mu yapıyor? Hayır, o dürüst olması lazım ama her öyle söyleyenin de kalbinden öyle bir hakikat çıktığına vallahi de billahi de ben inanmıyorum. Mümkün değil. İnsan ya, ben de insanım, o da insan. Yapamaz. Mümkün değil, yapamaz. O alanda çalışanlar çok iyi bilir. Aramızda vardır. Eğer böyle bir dil ile, böyle bir ifade ile, şuradaki konuştuğumuz gibi bir ifade ile makale yaz, hiçbir şu andaki bilim adına çıktığını söyleyen jurnalde bu makale yayınlanmaz. Despotizm hakim bilimde. Bunu bilmemiz lazım. Bilim dedikleri alanda. 4 tane, 5 tane firavun köşeleri tutmuşlar kendi kendilerine. Bunun da bir sebebi var. Başka bir sebebi var. Ben inanıyorum diyenler kainatı çalışmaya tenezzül etmediler. İnançlarını peşiyle taklit ile kabul etmekle yetindiler. Onun yerine Allah da dedi ki okey, bu kainatı ben boşuna mı yarattım zannediyorsun? Sen çalışmazsan başkası çalışır dedi. O başkaları sahip çıktılar. O zaman kainat üzerinde söz söyleme hakkı onların oldu. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum, bu da benim inancım. Hepiniz dikkat edin. O inandığını söyleyen sen ve ben kainata dönüp kainatın şahitliği altında yaptığımız çalışmaların sonucunda imanımızı tasdik etmezsek Kur'an bize çok çok şikayetçi olacak. Lanet edecek diyecektim ama kalbimden o geçiyordu, ağır olur diye şikayetçi oluyor dedim, olacak dedim. Kur'an'ı elinde bulunduranlar, kainatın şahitliği altında din anlatmadıkları sürece Kur'an'ın hainidirler. Ya bu adam çok muttaki, gece gündüz namaz kılar. Hain. Hiç korkma. Hiç korkma. Kainatın şahitliği altında Kur'an'ın getirdiği mesajı ilan etme prensibini kendisine düstur edinmemiş, kendisine esas edinmemiş insanların din anlatımı Kur'an'a hıyanettir. Kur'an'ın kendisi kainatın şahitliğinde konuşur. Ben kainatın yaratıcısının konuşmasıyım der. Bu çok
önemli bir prensiptir. Bundan vazgeçtiğimiz anda biz de hain oluruz. Hem Müslümanız diyoruz, hem Kur'an bizim rehberimiz diyoruz, hem de Kur'an'ın dediğine ters tavır takınıyor. Kainatın yaratıcısını da şu kainatı yaratırken hiçbir mesaj falan yok, beni ilgilendirmez, boş iş bu madde canım diyorum. Maddenin önemi yok diyorum. Serseriliğim mi diyeceğim? Hani biraz bugün ağzımı bozdum. Biraz bunlar çok önemli mi konular? Hani mantıksızlığın, insan olmamanın özelliği. Maddenin önemi yok. Maddeyi yaratan önemsiz bir işle mi uğraştığını zannediyorsun? Biz bu kainatı önemsizlik olsun diye, abes olsun diye yaratmadık diyor. Senin tabi olduğunu söylediğin Kur'an. Abes, önemsiz, hiçbir değeri yok demek. Abes olsun diye yaratmadık diyor. Hani sen Kur'an'a inandığını söylüyordun? Hem cahil hem hain. Cahilim ben, anlamam, bilmem demiyor. Biz Kur'an'a inanıyoruz diyor. İnanmıyorsun ki, haberin yok Kur'an'ın ne olduğunda. Niye Kur'an'a inanıyorum diye yalan söylüyorsun? Ama canım inanıyorum ya, inkar mı ettim? Ya inkar etmiyorsun, ne demezsin ki? Cahilin tekisin çünkü. Hiçbir çalışma yapmadın ki. İnkar edecek yürek bile yok sende. Ne konuşuyorsun bir de tasdik ediyorum diye? Sahtekar. Sabahtan akşama kadar dünyevi maksatlı işlerle uğraşıyorsun. Arkasından da ben Kur'an'a inanıyorum diyorsun. Neyse. Bu hamur çok su götürür. Çok su götürür. Dikkat edelim. Tehlikeli alanlara giriyoruz. Ama Allah bizi muhafaza etsin inşallah. Dikkat edelim. Böyle bir saçmalığın içine düşmeyelim. En azından ben bilmiyorum diyeceğim. Ya, ben çalışmadım. İncelemedim. Araştırmadım. Bir din diye bir şey söylediler. Onu buldum. Bana da pek ters gelmedi. Devam edip gidiyorum kardeşim diyeceğim. Öyle din satmasına falan kalkmayacağım. Ben bilmiyorum diyeceğim. Birisi diyecek ama ben inanmıyorum. Sen bilirsin kardeşim. Bir dikkat et. Şöyle bir bak. Ben baktım da pek inanmamak, yani yaratıcı yok demenin pek bir gerekçesini görmedim. Ben hiçbir şekilde tasdik edecek bir delil falan da görmedim. Öyle rastgele konuşmakla da olmaz. Bana öyle geliyor ki ben düşündüm, taşındım kendi içimde. Bu kainatın bir yaratıcısı var. Olmaz böyle palavra atarak kendi kendine oluşmuş demek. Diyeceksin, bundan fazla da bilmiyorum diyeceksin. Eğer bilmiyorsan, biliyorsan ancak kainatın şahitliğinde bildiğin kadar konuşacağız. Peki efendim, demek ki bu Kur'an'ın getirdiği ilaçlar aczimizi ve fakrımızı, bizim yaratılmış olduğumuzu, tamamen yaratıcımıza bağımlı olduğumuzu, kendi varlığımız üzerinde hiçbir tasarrufta bulunma hakkına sahip olmadığımızı anlamamız için verilmiş haberi Kur'an'dan geliyor ve bu haber benim gerçeğime uygun. Düşünüyorum, taşınıyorum, dikkat ediyorum, bu haber doğru olması lazım diyorum ve o haberi onun için onaylıyorum. Kur'an talebesi bu mesajla mukabelede bulunuyor. Ve aciz ve zaafımız da Kadir-i Mutlak'ın dergahı izzetine iltica için bir davet tezkeresidir. Yani gel bak, sen kendi varlığını kendin var edemezsin, devam ettiremezsin, koruyamazsın da. O zaman sana bu varlığı verene müracaat etmen için bir davet tezkeresi, davetiye derler Türkçe'de. Bunlar biraz davetiyedirler. Yaratıcına müracaat et. Kendi kendini kurtaracağım diye çalışma, kurtaramazsın. Yaratıcına müracaat et demek için seni davet ediyorlar. Kur'an'ın talebesinin bu kainatın yaratıcısı falan yoktur, keyfine bak diyen insanlara ya da böyle bir düşünce tarzına cevap vermesinin en basit ifadesidir. Bunlar peki
Ve keza bizler uzun bir seferdeyiz. Şimdi bak hayatına, dikkat et. Sen bir uzun bir seferdesin. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Görüyorsun böyle getirildik. Bir hücreydin diyorlar. Görüyorum benim gibi olan insanlar bir hücreden çoğaldıklarını görüyorum. Bir hücre bir hücreyle birleşip çoğalıyor. Kendi kendilerine çoğalamazlar. Nasıl ki ben hiçbir şeyden haberim yok. Şimdi de varlığımın gerçeğinden haberim yok. Sistemlerimin insan olarak fiziki varlığımı nasıl çalıştığından bile haberim yok. Bırakın benim hücrem kendi kendine çoğalmış. Niye? Hücre çoğalır. Lafa bak lafa. Hücre çoğalır. Ya hücre ne bilir çoğalmasını? Sen çoğal bakalım mı kendi kendine? İnsan şuurlu varlıkken kendi kendine çoğalamıyor. Kendini bir kere iki yapmıyor, yapamıyor. Yalnız var edildiği şekle uymak zorunda olan kendilerine ait hiçbir iradesi, gücü, ilmi olmayan yaratıklar bunlar. Var edilmişler bu özellikle. Bakıyorsun pencere örneğine dönelim. Bugün pencere örneğiyle açtık konuyu. Pencere örneğine dönelim. Bakıyorum pencere çalışıyor. Neden? Yani açıyorum, kapatıyorum, kilitliyorum. Her neyse ne özellikleri varsa çerçevesi var. Ne diyorlardı hatırlayamadım. Menteşesi var. Bu menteşe kelimesi aklıma gelmedi. Menteşesi var. Pencere kendi kendine açılır kapılır mı kardeşim? Öyle yapıldı. Onun için açılıp kapanıyor. Pencere kendisi açılmaz ki. Kendi kendine ben açılacağım, kapanacağım diyemez ki. Pencerenin malzemesi de moleküller, atomlar, partiküllerdir. Benim malzemem de moleküller, atomlar, partiküllerdir. Onlarda böyle bir şey yapma özelliği yok ki. Benim partiküllerimde ben şöyle olacağım, çoğalacağım, iki yapacağım kendimi, üç yapacağım, dört yapacağım, nasıl yapacağım? Hangi özelliklerle? Yok. Kendi varlığının kendine ait bir dayanağı yok. Çok açık. Peki, söylüyor bakın, biz bu özelliklerle yapılıp geliyoruz ve bir hücreyken çoğaltılarak yapılmışız. Anne karnında cenin olarak yapılmışız. Oradan bir örnek olacak şekilde çıkartılmışız. Ben kendim çıktım diyemezsin ki. Ben hiç kimsenin kendisi, ben burada sıkıldım çıkacağım artık, buraya sığmıyorum diyen var mı? Böyle bir şey bende yokken, insanda yokken, insanın bir varlığında bir parçası olan partikülünde var mı? Partikülünde böyle bir özelliğe sahip, böyle bir özelliği taşıyan bir şey var mı? Bir alamet, bir işaret var mı? Partiküllerde, partikülü bölüyorlar, bölüyorlar, bölüyorlar. Daha harika özelliklere sahip parçacıklar çıkıyor. Yani çalışıyor insanlar, güzel, çalışmaları güzel. Çalışıyorlar, daha harika bir alem ile karşılaşıyorlar. Daha harika bir alem ile karşılaşıyorlar. Peki bunların hiçbirisinde, hiçbir aşamasında bu daha harika, daha harika dedikleri alemin hiçbirisinde ben kendimi şöyle yapacağım diyecek bir irade, ilim, güç var mı? Bak bir emmare gök. Bakıyorsun kimse maddede seçme özelliği var diyemiyor. İnsanda seçme özelliği var. Bakıyorum, evet. Yahut seçer görüyorum kendimi. Buna da dikkat edelim. Kendimi seçer görüyorum. Tamam, doğru. Peki, seçme özelliğimi ben mi verdim? Yok.
ben kendimi seçer özelliğiyle var edilmiş buldum. Kendimin gerçeği bu. Peki nasıl kullanıyorum onu? Ancak bana verilen çerçeve içerisinde kullanıyorum. Ben seçtim diye güneşin yerini değiştiremem. Ben seçebilirim, gücüm var diye ayın yerini, hareketini durduramam, değiştiremem. Böyle bir özelliğim yok. Ya bir yaratık olan bir şeyin bir halden diğer hale geçişini tercih ederim ama yaratamam. O olayı da yaratamam. Yani susadığım zaman su içerim, yutkunurum ama yutkunma olayını yaratamam. Hiçbir şeyi yaratamam. Suyu yaratamam. Susuzluğumu hisseden neyse o duygum, onu yaratamam. Ben bunların hepsini hazır, bana verilmiş buldum. Diğer maddedeki özellikler de kendilerine bir özellik verilerek var edilmişler. İnsanım ben, anlıyorum bunu. İşte biz böyle bir özellikle var edilmişiz. Bir hücrecikten cenine, ceninden bebek olarak dünyaya gelişe tabi tutulmuşuz. Dünyaya gelişimiz de devam ediyor. Büyüyoruz, büyüyoruz, genç oluyoruz, orta yaşlı oluyoruz, ihtiyar oluyoruz, ölüyoruz. Böyle ölünce bakıyoruz, bedenimizle ruhumuz birbirinden ayrılıyor. Bedenimiz toprağa, ruhumuz nereden geldiyse oraya geri götürülüyor. Kim yapıyor bunu? Bana kim vücut verdiyse o yapıyor olmalı. Bundan daha makul bir şey var mı? Beni kim yaptıysa, bu maceradan kim götürüyorsa, geçirtiyorsa o yapıyor olmalı. Başka türlü bir mantıki sonucu var mı bunun? Ben bulamıyorum. Ya benim mantığımda bir sakatlık var, ya diğer insanlar böyle deyip değil diyen insanların konuşmalarında bir saçmalık var. Dikkat etmek lazım. Birinden birisi yanlış. Düşünmek lazım. Böyle bir yolda seyahat ettiriliyoruz, götürülüyoruz. O yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır. Şimdiden lazım. Dikkat edin. Bana şöyle bir anlayış var. Efendim, kabirde bana nur lazım. O nuru hazırlıyorum. Hayır. Yanlış bir yaklaşım içerisindesin. Ama dikkat et. Kabirde sana nur lazım değil. Kabirde sana bir nur lazım olduğunu alemi ervahta, yani getirildiğin yere geri götürülüyorsun ya, o götürüldüğün yerde senin anlamlı bir varlığa sahip olmak lazım geldiğini şimdi burada hissediyorsun, anlıyorsun. Orada lazım değil mi? Orada lazımdır ama sen bunu şimdi yaşıyorsun. Oraya gidince lazım olacak değil. Şimdi yaşıyorsun. Mesela diyelim ki bir mağaraya giriyorsun. Gireceksin, daha mağaraya girmemişsin. Daha girmeden önce ne diyorsun? Bunun içi karanlık olmalı. Onun için elime bir lamba almalıyım diyoruz, değil mi? Ya daha girmedin, lambaya ne ihtiyaç var kardeşim? Gir de ondan sonra düşün deseler ne dersin? Ya ben serseri değilim, ben insanım. Oraya girdiğim zaman başına ne geleceğimi biliyorum. Onun için şimdiden lambayı almam lazım. Gideceğim yerin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdiden onun anlamlı kılınması için araştırma yapmam lazım. Çünkü benim derdim şimdi. Mağaranın içerisine girmeden önce o karanlıkta ne yapacağımın derdine ben şimdi düştüm. Şimdi, daha mağaraya girmeden düştüm. Elime lambayı aldığım zaman, hah bu lamba karanlığı aydınlatır dediğim zaman mağaraya girmemin rahatlığını şimdi yaşıyorum.
daha mağaraya girmeden önce dikkat edin, ahiretle ilgili konuları şimdi yaşamayı öğrenmek için bize bu duygular verilmiş. Yoksa ben ahirete gideceğim, orada karanlık var diyorlar, şimdi inanırsam o karanlık gidecekmiş. Neye inanacağım? O karanlığı gideren Allah'tır desem yetermiş. Bitti. Peki tatmin oldun mu? Valla bilmem ki, gittiğimiz zaman göreceğiz. Şimdi Allah dedik, bakalım ne olacak. Der gibi iman olmaz. İnsaniyet olmaz. Şimdi kendinin kesin, benim böyle bir bilemediğim aleme gidiyorum. Bunun garantisi benim elimde değildir. Bu alemde başıma ne geleceğini ben kesinlikle bilmem. Bilemem ama böyle bir yere götürülüyoruz. Acaba bu bilemeyeceğim alemde, benim ne yapacağımı bilmediğim alemde şimdi tedirgin olan duygularım var. Bu tedirginliğimi nasıl gidereceğim diye şimdi çözüm arayacağım. Ölmeden önce çözüm arayacağım. O da benim yaratıcımın mutlak olduğunu anladığımda, benim yaratıcım mutlak. O beni bu dünyada nasıl anne karnından çıkartıp geldi ve huzur içerisinde bir hayat verdi bana, buradan da çıkarırsa bana yine bir huzur içerisinde hayat verir. O bana kötülük yapmak için beni var etmedi ki derim. Onun için dikkat edin, yaratıcıyı inkar edenler şu anda inkar ettikleri anda inkarlarının içinde cehennemi yaşamaya başlarlar. Sahipsiz, kimsesiz, vallahi çürüyüp gideceğiz, yok olup gideceğiz diye başlarlar kendi iç dünyalarında sıkıntıya girmeye. Dün dışarıda öyle gülücükler attıklarına bakmayın. Akşam eve girdikleri zaman onların yaptığı ilk iş ya bir kade ya da bir parça drak, ne diyorlar ona, uyuşturucu alarak uyuyabiliyorlar. Ya herkes öyle değil. Ya uyuşturucu almazsa başka türlü uyuşturucu alıyor. Boş ver canım, düşünme canım. Çare buldu mu? Hayır. Çare yok. Ya düşünme. Ona kafanı yorma, cevabı yok zaten. Bunlar şimdi yat uyu diyor, uyuyacak ama kolay kolay uyuyamıyor içinden. Peki ne olacak böyle? Nereye doğru gidiyorsun? Niye bu işlerle uğraşıp duruyorsun? Bu işlerle uğraşmanın ne anlamı var sorusu devamlı içinde. Ne yapıyor? Efendim işte uyuşturucu alırsan daha önce ölürmüşün haberini alınca uyuşturucu almayın bari diyor. Ya eczaneye gideyim de bana bir uyku ilacı verir misin diyor. Şimdi onlara teknik isimler koydular. Antidepresyonunuz var mı efendim diyor. Ne yapacaksın? Yani antidepresyon, biraz şöyle kendimi rahat hissedemiyorum da. Bunların hepsi uyuşturucu ilacı. Neyin uyuşturucusu biliyor musunuz? Bir insanın biyolojik ihtiyacı varsa onları konuşmuyoruz. Biz burada tamamen dünya görüşünün insanın dünyasına getirdiği hayat tarzını konuşuyoruz. Biyolojik hastalığı varmış da uyuşturucuya ihtiyacı varmış, adam ameliyat olacak, uyuşturucu veriyorlar da ondan sonra ameliyat edip kesiyorlar ve bu adam gafilin teki denmez. Onun için kullandığımız tabirleri yerinde değerlendirmek lazım. Yani uyku ilacıymış, antidepresyonmuş veya efendim şöyle iki kadeh alınca iyi olurmuş gibi veya ya olmaz olmaz, dünyada çalışacaksın kardeşim, çalışmak da ibadettir deyip kendini çalışmaya, daha yatarken böyle devamlı hesap yapmaya kendini alıştırmak suretiyle düşünmekten kaçmaların hepsi ne için bu dünyada var olduğundan emin olmamanın getirdiği ızdıraplardan kaçış yollarıdır. İyi dikkat etmemiz lazım. Kendimize dikkat edeceğiz. Eğer böyle uyuyamıyorsak, problemimiz falan varsa gerçekten problem var demektir. Nerede? İmanında problem var demektir.
kendi varlığını anlamlandırmada, kendi varlığına anlam kazandırmada problemin var demektir. Problemimiz var demektir. Peki, çok 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 uzattım yine. Çok özür dilerim. Efendimiz o yollarda zulümatı dağıtacak bir nur ve bir erzak lazımdır şimdi. Bu vurguyu hiçbir zaman unutmayacağız. Şimdi lazım. Güvendiğimiz akıl ve ilimden ümit yok. Bu ne demek? Akıl ve ilimden. Yani aklımızı kullanacağız. İlme gerek yok değil. Yani bunlar Allah yaratıcımın bana verdiği özellikler. Ya ben kendi kendime bunu bulurum, araştıracağım, bulacağım, inceleyeceğim, evrenin kendi kendine nasıl var olduğunu anlayacağım. İddiaları boşunadır. Dinle, dinle, bu evrenin, bu kainatın bir yaratıcısı olması lazım geldiğine dair hem kendi vicdanından hem de peygamberler aracıyla gelen vahiyden haberlerin değerlendirmesini yap. Neyle yapacağım peki bu haberlerin değerlendirilmesini? Aklımla, ilimle yapacağım. Eğer bu haberlere kulak vermeden sırtını dönmek suretiyle aklımla, ilimle bizzat ben kendim bulacağım dersen bataklığın içinden çıkamazsın. Ya aklını ve ilmini acaba bu dünyanın bir yaratıcısı olabilir mi ihtimalini açık olarak kullanacaksın. İlle de peşinden kabul edecek değilsin. Bakayım, inceleyeceğim efendim, bakacağım pencereye. Kendi kendine oluşmuş olabilir mi? Veya onun bir yapıcısı, marangoz var mı? Kim o? İlgilendirmez, marangozun varlığı önemli benim için. Kim bu marangoz diye dışarıya çıkıp da sokak sokak marangoz arayacak değilim ben, anlamı da yok. Pencereyi kullanırken bir marangoz yaptı seni, sen kendi kendine böyle olamazsın. O marangoza teşekkür ediyorum. Memnun oldum, bu marangoz benim ihtiyacımı bilen birisiymiş. Türkçe konuştuğumuz için öyle konuşuyorum. Allah razı olsun, bir pencere yapıvermiş benim için diyorum. Değil mi? Kainata baktığımda kainatı bir yapan var, şu kainatı o benim için yapıvermiş diyorum. Teşekkür ederim yapana diyorum. Aynı şey, insanız. Aynı şey. Bunları nasıl diyorum? Pencereye dikkatli bakmak suretiyle diyorum. Yani aklımı ve ilmi kullanmak suretiyle diyorum. İlim dediğimiz nedir? İlim kainatın yaratılış biçimini incelemektir. Nasıl olmuş da bu pencere olmuş diye incelemek ilimdir. Nasıl olmuş da atom olmuş, nasıl olmuş da hücre olmuş, nasıl olmuş da hücre bu özellikleriyle şöyle 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 işler yapar olmuş diye incelemenin adına ilimdir. Demek ki burada Nursi bize ilmi ve aklı bırak, körü körüne insaniyetini de terk et. Çünkü ilim ve aklı terk ettiğin zaman insan olmazsın ki. Ya ne olursun? Canlı varlık olursa, yani hayvan olursun. Ya hayvan gibi Kur'an'ı oku, takip et demek. Zaten hayvan Kur'an'dan bir şey anlamaz ki. Verirsin hayvana Kur'an'ı, Musaf'ı, kokular yiyecek bir şey değildir der, geçer gider. Veya fare gelir, ama bu güzel yiyecek bir şey der, yer. İşte onların Kur'an anlaması o. Sen, ben de eğer ilim ve aklımı kullanıp ilim yapma, inceleme, soruşturma özelliklerimi kullanmazsam yanlış yaparım. Problem nerede? İlmi ve aklı bizzat kendisi kainatın yaratıcısını reddettikten sonra ben kainatın bizzat kendi içinde onun yapıcı faktörünü bulacağım iddiasına denir. Buna da dikkat etmemiz lazım. Ancak, devam ediyorum okumaya, ancak Kur'an'ın güneşinden, Rahman'ın hazinesinden tedarik edilebilir. Bu zulümatı dağıtacak, yani anlamsızlığa anlam verecek bir yorum, bir anlayış. Ancak Kur'an'dan gelen mesajla, yani kainatın kendi yaratıcısının bana ben bunu şunun için yaptım, incele gör kardeşim diyor veya kulum diyor. Oradan gelir, biraz hızlı gidiyorum.
eğer bizleri bu seferden geri bırakacak bir çareniz varsa, yani yaşlanmayacak, ölmeyecek, her şeyi kendi iradesiyle yapabilecek bir özellik bana verebiliyorsa, pekala olur, o zaman yaratıcı maratıcı değil, ben kendi kendimi yapıyorum dersin. Doğru. Ve illa sükut ediniz. Eğer böyle bir şey diyemiyorsa sus. Bana hikaye anlatma. Kur'an'ı dinleyelim bakalım ne emrediyor? وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ diyor. Yani o şu dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani şu geçici hayata bakıp da burada lezzetini al, keyfine bak, geç git kardeşim deme. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ veya işte o çok garip bir tercüme ile karşılaştım burada benim elimdeki kitapta da. Sakın dünyayı sizi aldatmasın okuyar. Felâte gurranne kumul hayat. Dünya tamam. O çok aldatıcı şeytan da şeytanın azabını unutturup sadece affına güvendirerek sizi isyana sürüklemesin. Şimdi tamam doğrudur. Ve lâ yagurrannekum billâhil garur. Siz kendi kendinize ya işte ben Allah'a inandım, o affedicidir falan gibi o affediciliği de ben de yani tercüme de ilave etmiş, ben de ilave ediyorum. Allah ile yetinip ben Allah deyip veya Allah'a olan neyse güveniniz, nasıl bir şey, nasıl bir anlayışınız varsa ben zaten Allah'a inanıyorum falan demek suretiyle de sizi kandırmasın, yani dikkat edin, sizi isyana sürüklemesin. Hayır, kendinizi avutmayın böyle saçma, ben inandım Allah'a bitti işim falan demek suretiyle, yani kainatın bir yaratıcı var anladım deyip de hayatını anlamlı kılacak bir yorum, bir anlayışa sahip olduğunu zannetme, kendini kandırma. Evet, bizim görevimiz bu, başkalarının yaptığı tercümenin yanlışlığını ortaya koyacak falan değil. Öyle bir iddiamız yanlış doğru değil, o öyle anlamış olabilir. Fakat biz bu anlatılanlar dahilinde düşündüğümüzde dikkat et, şu dünya hayatının lezzetine tadacağım falan gibi saçmalıklarla kendini kandırma, lezzet alamazsın. Ama canım ben Allah'a inandım, inkar da etmedim diyerek de kendini kandırmaya kalkma. Böyle bir anlayış seni kendi gerçeğini araştırmaktan mahrum etmesin, kendi gerçeğini araştırmaya engel olmasın. Evet, burada kalalım inşallah, bayağı vaktimiz ilerledi. Evet, bayağı ilerledi. Burada kalalım, hülasada kalalım. Sizden soru, açıklama, yorum, İtiraz, neyse varsa buyurun, ben burada kalalım diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmenena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. Bi hurmeti sirri suratil Fatiha.